Ben yatırdım. Ya şimdi her şeyi dine çevirmişler. Her şeyi dine çevirmişler. Yani öyle bir şey var mı? Bizim çocuklarımız teknolojiyi görsün, Türkçe, matematik, kimya bilmem ne öğrensin, teknolojiyi öğrensin. Yurt dışına diyoruz, biz diyor, ben de dedesi de diyor, biz diyoruz ki çocuklara yurt dışına sınavlar açılırsa aman yurt dışına kapak atın. Türkiye'de eğitim bitmiş. Türkiye'de eğitim yok. Bir şey öğrensinler, ben onu istiyorum. Ben bilmiyorum, ben anlamadım niye bu böyle oldu. Yani bir bakan koymuşlar oraya, aslında Milli Eğitim Bakanı değil, Din Bakanı'dır. Vallahi bak. Güzel şeyler öğrensin. Aydın şeyler öğrensin. Türkiye için bunlar yararlı. Şimdi din dersi, tabii ki din dersine karşı değiliz. Ama isteyen de var, istemeyen de var. Benim çocuğum mesela almıyorsa zorlamasınlar. Bu ülkede bir tek yani şey onlar değildir yani. Her ırktan da var. Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü. Yani gerçekten herkes kendi bildiği yoldan gitsin yani. Zorlamasınlar. Gençlerimizi zorlamasınlar yani. Kindar adam ne dedi? Dindar, kindar nesil yetiştirdi. Kindar, dindar nesil yetiştirdiği zaman da olmuyor işte. O da olmuyor. O da gençlerimize zarar veriyor. Ha isteyen alabilir, istemeyen de zorlamaz. Yine isteyen dinli şey yapabilir yani, kullanabilir, camisine gitsin, namazına zoraki dinle şeyi yönetmesine çocuklar. Anaokuldaki çocuk ne bilecek dinle? Niye onun psikolojisini bozuyor? Zaten çocuk yetiştikten sonra hangi yola gittiğini onlar kendileri bilirler. Bu yol mu doğru, bu yol mu doğru, onlar kendileri seçerler yolu. Öyle olarak ben diyorum yani zorlamasınlar, çocuklarımıza zoraki din dersini vermesinler. Tutturmuşlar mesela el kadar çocuğu nedir, Kur'an kursuna gönderir. Kur'an okusun, bilmem ne okusun. Ya şimdi o çocuk kendi ne bilir Kur'an nedir, ne nedir. Sen Kur'an okudun, ne yaptın, o ne yapacak? Yani insan biraz vicdanlı olur, biraz dürüst olur ya. Yani bu böyle olmaz ki. Şimdi çocuk okusun, bak el alem aya çıkıyor, yıldızlara çıkıyor. Yabancı ülkelerin tecrübeleriyle, denemeleriyle biz mesela şey yapıyoruz, her şeyi icat eden onlar. Peki şimdi sen ne yapmışsın? Sen ne yapmışsın ha? Bir iğne yapamıyorsun ya. Ayıptır ya. Hani memleket dünyaya rezil olmuş bizim memleket ya. Da istemem ya, ben çocuğumu niye vereyim dersine? Okusun, bilim adamı olsun, okusun, güzel bir doktor olsun, güzel bir şeyler üretsin, bir şey. Dini tutturmuşlar, din maskesi aslında, her türlü filmi yapıyorlar ya, her türlü. Ben sadece diyorum ki yani size de eğitim olarak tam her sıfır, her şey sıfır yani. Her şey sıfır yani. Ya şimdi şey değil yani, şimdiki okullar aslında okullar biliyorsun eskiden matematik, coğrafya, fen bilgileri çok önemliydi. Şimdi onlar bitti. İşte her şey bitti yani. Ben ona karşıyım. Hiç doğru bir şey yapmıyorum. Yani eğitimi mahvettiler. Öğrencileri mahvettiler. Bir çocuk kolay yetiştirilmiyor. Şeriat düzenine karşıyım. Ya şimdi herkes kendi dinini kendi içinde yaşıyor. O tür din. O bize göre bir şey değil. Dinle ilgili getirip onların şeyleri değiştirsinler. Etkiliyor tabii ki. Psikolojisini alt üst ediyor. Yani ben istemem çocuğumu. Asla göndermem öyleyse okullar. Okullardaki müfredatın değişmeleri değiştirilsin. Ama eksik olan kısımlarını değiştirsin. Sadece dini konuları değil. O yaştaki çocukları sadece din eğitimi vermek bence doğru değil. Bu doğru değil. Bunun yanında mesela dil eğitimleri de var. Neden onlar verilmiyor? Neden matematiğe daha ağırlık verilmiyor? İleride o çocukların yetişmesi lazım ve bilime doğru yönelmesi gerekirken alıp sadece din eğitimin verilmesine karşıyım ve doğru değil. O yaştaki insana o empoze edilmez. Bir yerde bir dayatma olur ama velilerinde, vatandaşlarında, öğrencilerinde bunu kabul edeceklerini sanmıyorum. Ama buna karşıyız. Okullarda bunu uygulamasınlar. İstemiyoruz ya. Bu şekil toplum yetiştirilmez.